Süper Lig'de Sivas Spor kendi sahasında Eskişehir Spor'u konuk edecek. Sivas Spor şike soruşturmasında başkanını kaybetmiş bir takım. Yani bu moral açısından özellikle yani transferler açısından Sivas Spor'u etkilemiştir diye düşünüyorum. Rıza Hoca geçen senenin özellikle son döneminde iyi futbol oynayan bir takım yaratmıştı. Ama bu seneye iyi başlamadılar. Futbol olarak da iyi başlamadılar. Yani hem kaybettiler Karabük deplasmanında hem de futbol açısından geçen sene bıraktıkları konumda değiller. Yani bu özellikle bu şike sorucunun bazı takımları olumsuz etkilediğini düşünüyorum. Sivasspor'da bundan fazlasıyla payını almış gibi gözüktü bana. Bunun yanında tabii Eskişehirspor cephesinde de yani yine aynı şekilde teknik direktörünü kaybetmiş bir takım söz konusu şike soruşturmasıyla ama Skipbe hakikaten Eskişehir'in havasını ve çehresini değiştirmiş. Ben zaten Skipbe'nin iyi bir teknik direktör olduğunu düşünüyordum. Yani Galatasaray süreci ne kadar sancılı geçmiş olursa olsun Skipbe bu ligi bilen ve bu ligde bir şeyler yapabilen geleceğine inandığım bir teknik direktör. Oyuncu ilişkilerinin olsun yani oynattığı futbol olsun Süper Lig içerisinde mesela Eskişehir gibi bir takıma cuk oturabilecek bir teknik direktördü. Hakikaten de öyle oldu. Yani iyi de transferler yaptı Eskişehir Spor. Yani hem Boyd'un transferi hem Kamara'nın ki Beşiktaş maçında çok etkiledi Kamara transferi hem Dede'nin gelmesi hem de zaten mevcut oyuncuların bir şekilde performans çok umut verici. Yani Süper Lig'de bu tarz takımların çoğalması yani iyi futbol oynamaları kalitesini arttıracaktır ligin. Eskişehirspor da o takımlardan birisi. Ligi yine maça dönecek olursak Sivasspor Eskişehirspor maçında ben açıkçası bir beraberlik düşünüyorum. Sivasspor'un evinde en azından kaybetmeyeceğini, Eskişehir'in de deplasmandan bir puanla döneceğini düşünüyorum. O yüzden taraf bahsi olarak beraberliği tavsiye ediyorum. Baba Torik.